Restoranda bol para koysunlar. 100 lira, 200 lira. İşte bozuk beşlik, onluk. Bilinçaltının çok para, az para kavramı yok. Cüzdanını açtığında, çok parayı gördüğü anda ben çok para içindeyim diyor. Bak, çok parayı görüyor ya. Mesela benim yine takipçilerim bilir. Evim ve ofisim sahte paralarla dolu. Benim bilinçaltım sahte olduğunun farkında değil ki. Ne yapıyor biliyor musun? Şimdi yürüyorsun, yerde kağıt para var. Masanın üstünde kağıt para var. Tuvalet aynanda kağıt para var. Banyon kağıt para dolu. İşte masanın ortasında böyle bir şey var. İşte bir şekerlik gibi bir şey. Onun için para dolu. Bunu yapan danışanlarım diyorlar ki hocam rüyamda gökten para yağdığını falan görüyoruz. Niye? Bilinçaltı gördü, her şey atıyor bak. Her yer para. Her yerde para var diyor. Aha. Neyi çok görürse bilinçaltı bak. Neyi çok görürse senin hayatında onu görmek istediğine inanır. Yani odağın nerede? Mesela bunu koy ve bunu çok koy. Bilinçaltında bunu kodlar. Gittiğin her yerde bunu görürsün. Çünkü bunu çok görüyorsun ya. Kodluyor. Diyor ki yaratımı da ne yapıyor? Benim bilinçaltım yapmıyor mu? Benim en çok gördüğümü hayatımda da görmek istediğini düşünüyor. Ve ondan sonra ne yapıyor? Hayatıma çekiyor. Evet, sormak istediğim bir şey var mı? Ufak ufak tekniklere bir kere geçelim. Harika geçti. Yani çok teşekkür ederim. Çok katkısı sağlayacağını düşünüyorum. Herkese öyle olmuş olsun. Hani içinden not not tekrar böyle not alarak izlenmesi gereken bir yayın olduğuna inanıyorum bir taraftan. Şimdi şey var ya hocam, sihirli frekans var diyorsunuz. Bu sihirli frekans sadece parayla mı ilgili? Birazcık onu sorayım, sonra da çalışmaya geçelim. Olur mu? Hayır. Sihirli frekans dediğimiz şu. Nedir? İstediğim her şeyin frekansı bende mevcut. İstediğim her şey. Aşk, sevgi, hepsi. Ne istiyorsak. Hepsi. Hepsi bende var. Şimdi ben farkında olmadan zaten dışarıya o frekansları yayıyorum. Çünkü sistemde hiçbir şey tesadüf olmuyor. Örnek, yalnızım, televizyonda bir dizi izliyorum, aşk dizisi. Böyle hani, ay ne güzel, işte aşık olmadım ya da uzun zamandır aşk yaşamadım, mutsuzsun da varsayalım ki. Böyle tatlı tatlı o dizideki aşka özeniyorsun. Sen özenirken o anda bak, yayıyorsun. Özenti yayıyorsun ama. Özlem. Bak, aşk özlem var orada. Aha. Aşk istiyorsun aslında hayatında. O frekans senden yayılıyor. Evli, bekar, sevgilin olabilir, hiç önemli değil. Senden o frekans bir şekilde ne yapıyor? Yayılıyor. Bilinçaltı düzeyde sen aşk yaşamak istiyorsun. Tıpkı zenginlik gibi örnek. O frekans tıpkı senin gibi aynı şeye ihtiyaç duyuyor. Mesela kırmızı yayıyorsun. Aşktan bahsediyoruz ya. Başka biri de senin gibi aynı ihtiyaçta kırmızı istiyor. O kırmızı bu boşlukta bir yerde illaki karşılaşıyor. Bir de kader dediğimiz bir şey var. Apayrı bir başlık konusu zaten. Onların karşılaşması gerekiyor. Aynı şekilde senin de hayatında zenginlik, para. Sen bir şekilde para istiyorsun. Bak senden çıkıyor. Dolayısıyla para da sana gelecekse onlar bu boşlukta illaki buluşacak. Ama ondan önce senin oraya kadar yükselmen için şu basamakta tek tek fazlalıklarını, o biraz önce bahsettiğim negatif duyguların hepsini atman gerekiyor. Başka bir deyişle sistemde gördüğün her şey senden tezahür ediyor. Arka planda yazılır, ön projeksiyonda sınav perdesinde görür gibi izlersin. Sadece kişi bilinçaltında ne olduğunu bilmediği için arkada ne yazdığını unutuyor. Önünde gördüğünde ben bunu istemedim. Sen istedin. Fakat istediğinin farkında değilsin. Bilinçaltını bilirsen, nasıl işlediğini bilirsen, arkada ne yazdığını bilirsin. O zaman neden o hastalık geldi? Neden o boşanma geldi? Neden o iflas geldi? Neden o para geldi ya da iflas geldi? Onu da biliyorsun. Başka bir deyişle burayla burası bir elin parmağı gibi üst üste oturur. Buradan geçmeyen bir şey buradan önümüze çıkmaz. Bu tamamen kuantum, dediğin gibi apayrı bir alan ve başka bir zaman belki konuşuruz. O yüzden burada ne yazdığını dikkat edeceksin, ne yazıyorsun. İşte o yüzden ısrarla ne konuşuyorsun, ağzından hangi cümle çıkıyor,
sabah iki onu okuyup da gördüğün ilk komşun, ilk arkadaşınla her şey pahalı diye başlarsan çöp. Bak yaydığın frekansların hepsi çöp. Tabii fark edebilmek de çok önemli Serpil tabii. Hocam. Çoğumuzun şu var. Ah bir bulsam çözeceğim de. Hani ne oluyor bilinçaltımda farkında değilim. Ya da gerçek sorunum ne bilmiyorum diyen o kadar çok kişi var ki. Doğru soruyla bulunur. Kişi bulunur? Kendine doğru soruyu sorarsa. Koçlukta yaptığımız buydu. Aha. Hani ben seans yaptığım zamanlarda 5 tane soru sorduğunda zaten çıkıyor. Artık kullandığı dil kalıpları var. Mesela farkında olmadan 2 cümleyi üst üste söylüyor, tık yakalıyorsun. Hı-hı. Ya da bir inancını dinlendiriyor farkında olmadan. Tak oradan yakalıyorsun. E anlıyorsun senin o geçiştirdiği, anlık söylediği şeyler aslında yaydığı kodlar ya da sinyaller ya da frekans ne dersen de. Ama en temel formül, yani şunu hepimizde kulağına küpe olsun, benim aldığım bir olay yaşadığında para ya da parasızlık, aşk ya da aşksızlık, istediğin ya da tam tersi tezahür, her neyse, kurban rolüne girme, vah vah tüh tüh deme, bir dur ya, bir şey anlatıyor sana, bir şey öğretmek istiyor, bir şey fark ettirmek istiyor. Kesinlikle. Ama buraya takıl. Kesinlikle. Sen bana ne anlatmak istiyorsun de. Değil mi? Kesinlikle. Çok doğru teşhis. Parayla ilgili bakın. Bir kağıt parayı her gün şöyle bir sallayın bakayım ne oluyor bak. Ay ben çok mutlu oluyorum. Bak. Utanıyorum. Kağıt parayı salla. Bak paranın enerjisini harekete geçirdin. Ya da bir kaseye bozuk parayı koy. Onları bir şıngırt at. En yüksek frekansı yayıyor. Her gün şıngırt at. Para kasesine. O para sesini duy. Ya da kağıt parayı şöyle salla. Fakat tekrar ediyorum arkadaşlar. Para bazı insanları özgürleştirir. Bazılarını köleleştirir. O yüzden o parayı amaç değil, araç olarak isteyelim. Paraya tapmayalım. Yani ben gidip 5 milyonluk araba alıp garajıma koyarsam, araba bana hizmet etmez, ben arabaya hizmet ederim. Korkumdan dışarı çıkaramam. Aman zarar verecekler bilmem ne. Ya da o parayı bankaya yarım, her gün dolara altını takip ederim. Şu olur, bu olur, bu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Bir dakika ya. Para sadece bir araç. Ben o parayı hak ediyorum. Harcamak zenginliktir. İsraf demiyorum. Dikkatinizi çekiyorum. İsraf paraya da saygısızlıktır. Dengeyi bozar. Ama hoşuma giden şeyleri keyifle vermeyi sever. Aşırı para harcama zaten bir duygusal açlığını gösterir. Yani senin bir yerde bir boşluğun vardır. Onu ya kumarla ya çok para harcayarak alışverişle düzeltmeye çalışıyorsun. Orada yine ne yapıyorsun? Bir dengeyi bozuyorsun. Bir de şundan çok karşılaştım aklımdayken söyleyeyim. Yetişkin olmuşlar ama hani ben şey derim, hep karşıma bir çocuk oturur. Çünkü çocukken kodladıkları şeylerle hayatları devam ettiği için. Çocukken hani çocuklar anne baba kendini sevsin ister, görünmek ister, göstermek ister. Anne baba çok meşguldür, görür görmez ya da çalışıyorlardır belki. Çocuk düşer dizini kanatır. Sonra der ki uf oldu işte kanadı dizim anneye babaya bir göstermeye çalışır ya. Çocuk büyüdüğünde parasız kalarak da bunu yapıyor. İhtiyacım, o zaman gönlünün oluyor. O zaman anne baba el uzatıyor. Bir arka çıkıyor. Bak görüntüde çocuk mantıklı olarak bunu istemiyor. Kaç yaşına geldim anne babamdan para almak zorunda kaldım diyor. Bir şey diyor. Ama aslında en derin düzeyde anne baba el uzatsın ona arka çıksın. Onu bir görsün diye bunları yapıyor. İşte gene bak değersizliğe geldik. Başka bir danışanım da çocukken para biriktirmiş. Abisi de gelmiş almış. Ondan sonra babaya gitmiş anlatmış. Abisini şikayet etmiş. Baba da demiş ki sen de iyi saklasaydın. Ve bu durumun cezasını da görmemiş. Neredeyse ödülünü görmüş. Büyümüş, para biriktiremiyor şimdi. Çünkü bilinçaltında biriktirirsen birisi alır gider. Var. Gibi gibi yani yüzlerce şey var. Demeye çalıştığım şu. Şu anda maddi olarak istediğiniz noktada değilseniz, kesin bilinçaltında bunu engelleyen bir inancınız, karşı çıkan bir reddiniz, bir kök korkunuz ya da duygunuz vardır. Paradan da korkuyor olabilirsiniz. O yüzden hepsini bir bulalım. Çünkü herkes için söylüyorum, ben bu videolarımda da söylüyorum. Sokağa çıkın, son model bir Mercedes araba, bir garibana çarpsın, herkes Mercedes arabaya kötü kötü bakar. Suçlu şoförmüş gibi. Eski filmler falan da hatırlatıyor filmlerini. Yani zenginler kötüdür gibi. Herkes ona bakar. Halbuki karşı
karşıdan karşıya geçen o kişi de suçlu olabilir değil mi? Bunları niye söylüyorum? Kolektif bilinçaltımız da bunlarla dolu. Bunlardan bir arındırın. Hani bunlar üzerinde çok çalışmış birisi olarak söylüyorum. Kendi üzerinde parayla ilgili çok çalıştım çünkü. Ama buldukça bitti gitti. Yani bir eşiği geçmem gerekiyormuş, o kadar. Evet. Şimdi yavaş yavaş çalışmayı yapabiliriz. Videoyu izleyen hepimiz o eşiği geçelim inşallah. Şimdi çalışmaya geçelim hocam. Hepimize para frekansını çıkar. Evet. Hani dedim ya, gelecekse size koşarak gelir, yağarak gelir. Sen istemesen de gelir Allah'ım diyorum. Hepimize gelsin inşallah. Bereketle, sağlıkla. Parayı bir de herkes için isteyin. Bir yerde dükkanın mı var? Sağıma da gelsin, soluma da gelsin, her yere gelsin. Parayı isterken sadece kendinize değil, herkese istediğinizde daha çok gelir. Parayı hep bol bol düşünün. Sabah gözlerinizi kapayın, böyle gökyüzünden altın yağdığını görün. Her sabah yaparım mesela. İnanılmaz bir para akışı başlatıyor. Ama bırakmak yok. Bakın, her sabah yapın. Ben çünkü bunun işe yaradığını gördüğümden beri yapmadığım bir gün yok. Kapatın gözünüzü. Gökyüzünden pabuk gibi böyle altınlar, isterseniz para da yağdırabilirsiniz. Mesela para dedik ya, Türk lirasının değeri yok demeyin. Ne diyorsunuz biliyor musunuz bilinçaltınıza? Benim değerim. Çünkü senin bilinçaltın bunu paraya söylediğinin farkında değil. Paramız çok değersizleşti. Ben değersizleştim diyorsunuz. Yani söylediğiniz her kelime bu nedenle çok çok önemli arkadaşlar. Hani burada vaktimiz kısıtlı, anlatamıyoruz uzun uzun, ama ağzınızdan çıkan her cümle önemli. Parasızlıktan, pahalılıktan şikayeti kestiğimiz anda bile gelir. Yine de parayla ilgili daha detaylı çalışmak isteyen arkadaşlar, dediğim gibi işte kuantumkraliçeleri.com, çalışmalar güncellenmeden, çünkü yakın tarihte güncellenecek, paylaşabilirler. Çok uygun. Kuantumkraliçeleri.com, buna da bayıldı. Ortağınız Ebru Hoca ile, evet, beraber Ebru kraliçelerisiniz. Uzmandır. Biz böyle, ben değer çalışmaları yaparken ben bir kraliçeyim diye yola çıktım. Bütün videolarımda ben bir kraliçeyim diye çalıştım ve oradan kendi değerime ulaştım. Sonra şu anda biz sertifika verdiğimizde koştuk kuantum. Kraliçe tacı takıyoruz. Sembolümüz oldu artık kuantum kraliçeleri. Şirketin adını da öyle koyduk. Kraliçe yetiştiriyoruz. Herkes kraliçe gibi yürüsün. Kraliçe gibi. Krallar gelmiyor mu hocam size? Geliyor. Belki adam kral olmak istiyor. Onlara da kral tacı takıyoruz. Harikaymış. Peki. Evet, çalışmaya başlayalım. Hadi bakalım, para frekansını ortaya çıkarıyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz o frekansa. Hazır mıyız? Evet. Bu arada ben hazırız. Türkiye'nin üzerine altınlar yağarken az önce gözümün önüne geldi. Öyle yapacağım hocam. Türkiye bolluk ve bereket içinde bir ülke. Hiç kimse hiçbir şeyden korkmasın. Çok güzel zamanlara doğru gidiyoruz. Sadece kıtlık algısına girmeyin. Gıda krizi şu olacak, bu olacak diye çok algı yaratılıyor. Ya korkuya girmeyin arkadaşlar. Korku frekansında olmadığınız müddetçe farklı bir boyutta, farklı bir ülkeyle karşılaşacaksınız. Başka bir zaman yine detaylı konuşuruz. Evet, şimdi gözlerimizi kapayalım. Nefesimize odaklanalım. Derin birkaç nefes alıp verelim. Şimdi gözlerini kapadığın anda kuantum alanındasın. Artık biliyorsun. Sen hem dalga hem parçacıksın. Gözünü açtığında parça boyutunda, kapadığında dalga boyundasın. Şimdi bulunduğun alanda zaman ve mekandan bağımsızsın. Yerin yurdun yok. Bedenin yok. Kimliğin yok. Adın sanın yok. Sadece saf bilinçsin.
Hiçliktesin. Hiçsin. Ama aynı zamanda her şeysin. Her yerdesin. Artık biliyorsun. Gözün açtığın anda tüm alem senden açılır. Sen bir fark ettiysin. Bu beden değil, tüm olan biteni fark eden. Bu alanda istediğin ve odaklandığın her şeyi onun enerjisine uyumlanarak tezahür ettirebilirsin. Şimdi bu sonsuz boşlukta bir melek geçidi görüyorsun. İki melek kanadı arasında bir boşluk, sihirli bir kapı, bir geçit. Tıpkı bir kuş gibi hafif bir şekilde süzülerek bu kapıdan geçiyorsun. Sen nazlı nazlı süzülerek bu kapıdan geçerken tepe çakrandan mor bir ışığın kristal damlacıklar halinde tüm alanını doldurduğunu hissediyorsun. Artık başka bir alanda, başka bir alemdesin. Artık varlık bilincine uyumlandın. Bu andan itibaren tüm çekim alanını dolduran bu mor ışık senin zenginliğe dair tüm isteklerini çekmeye başlayacak. Şimdi içinden bu söylediklerimi tekrarla. Ben göründüğünden çok daha fazlasıyım. Dünyanın tüm gücü ve kudreti benim içimdedir. Ben paranın ta kendisiyim. Para, parayı çeker. Artık bu frekans sana yüklendi. Bundan sonra sadece gözlerini kapatıp o mor ışığın tepe çakrandan girdiğini imgelemen yeterli. Mor ışığı tepe çakrandan girdiği anda para frekansını aktive etmiş olursun. Ben göründüğümden çok daha fazlasıyım. Dünyanın tüm gücü ve kudreti benim içimdedir. Ben paranın ta kendisiyim. Para, parayı çeker.
bu cümleleri bir kez tekrar etmen yeterli. Derin bir nefes al. Hazır olduğunda yavaşça gözlerini açabilirsin. Şifa olsun. Bu çalışma yapıldıkça etkisini güçlendiren bir çalışmadır. Mesela her gün bir kere yapmaları bile bu çalışmanın etkisini gün be gün daha da arttırır. İki, bu çalışmayı yaparken özellikle parasızlıktan, olanaksızlıktan, yani kıtlık bilincine girmeyeceğiz. Biraz önce de dedik. Her şey bilinç meselesi arkadaşlar. Varlık bilinci, yokluk bilinci. Anlattım ya, o kağıdı gösterdim. Para bilince gelir. Yani senin varlık bilincine gelir. Varlık bilinci dediğimde şudur. Sen kendini varlık içinde hissediyor musun? Her anlamda. Varlık derken sadece para değil ki. Yiyecek anlamında, kıyafet anlamında. Her olana şükrediyor musun? Şükür. Varlık bilincini çok güçlendirir mesela. Her sağlığına şükrediyor musun? Aldığın nefese şükrediyor musun? Dostlarına, ailenin, herkesin sağlıklı olmasına şükrediyor musun? Sürekli şükür hali de bereketi arttırır. Bir de bu biraz önceki çalışmayı parayla ilgili yaptık. Mesela bu çalışmayı normal, mesela ben biraz önce dedim ya 30 Ağustos'ta da bir çalışma yapacağız dedim. Orada mesela bir anne baba çalışması yaptıktan sonra yapmayı planladığım şey şu aslında. Bir şekilde hepimizin, bütün frekanslar bizde açık dedik ya, hepimizin her şeyi tezahür ettirebilme gücü var. Eğer kuantum, enerjiler, sistem nasıl çalışıyor, bilinç altında hangi kodlarımız var, bunları bilirlerse açamayacakları hiçbir kapı yok ve bu sadece parayla ilgili değil. Altını çiziyorum. Sadece para değil. Parayı tabii ki isteyelim, o ayrı. Ama hayat güzel. Parayla da güzel. Aşkla da güzel. Sağlıkla da güzel. Başarıyla da güzel. Huzurla da güzel. Hepsini böyle bir bütün şeklinde kendimiz için dileyelim. Kendimiz için dilerken de bütüne de katkı olacak şekilde dileyelim. Bu da para enerjisini çok arttırır. Yani bunların hepsini dediğim gibi yaptığım çalışmada vereceğim ama bu çalışmaya katılamadım diyen arkadaşlar da işte geriye dönük çalışmalarıma bir bakabilirler. Ara ara biz bir araya gelir, farklı farklı konularda yine konuşuruz.